Evet ne yaptınız ne ettiniz anlatın bakayım lan chat ya da ben mi anlatayım neler oldu neler bitti bu arada babam için geçmiş olsun dilekleriniz hepsi için teşekkür ederim ee, evet safra kesesi alındı babamın orada aklınızda bulunsun safra kesesinde taşlar oluştuğunda ve onlar büyüdüğünde pankreası kitliyormuş sanırım aşırı derecede de böyle gastrit gibi mide rahatsızlığı böyle bir gıflama Huzursuzluk yaşattırır belki çevrenizden Bilenleriniz vardır Babam da bayağıdır onunla uğraşıyordu En sonunda ameliyat olması gerekti Daha da kötüye çevirmesin diye Anlık bir anda Ameliyat olmaya karar verdi Ve ameliyat oldu bir 3 günümüz dört günümüz Zaten o stresle geçti biraz Ne olursa olsun ameliyat yani <laughs> Evet ya Birçok kişinin annesi babası belki de aldırmıştır Yani Safra kesisi olmadan da yaşanılabiliyor biliyorsunuz Hayati bir organ değilmiş Değil yani değilmiş ne? De. Öyle bir şey atlattık. Çok, oğlum hastanede babam çok komik ya. Narkozdan bir çıktı bak. Biraz dedikodusunu yapayım. Size fotoğraf attı mı yatarken? O daha narkozdan yeni çıktı andı. Çıktı böyle şimdi. Yüzünde bir gülümseme var. Niye bilmiyorum. <laughs> o gülümsemeyle geldi böyle yatakta. Annemle biz başındayız. Annem yaklaştı dedi. Hani böyle, o niye duygulandı böyle. İyi misin falan dedi. Böyle babam baktı baktı anneme. Sen kimsin dedi. Sıçtı Adamın hafıza uçtu. Sen kimsin dedi. Annemi ha ha gülüyor falan. Kim bu dedi böyle. Ulan dedim şaka mı yapıyor. Hani narkozdan da çıkmış. Kontrolünü sağlayamaması lazım yani. Sonra böyle yavaşça bana doğru döndü. Yanımda da he hemşire var. Böyle yaptı bize bak. <laughs> şaka yapıyorum. <laughs> ya baba sen. Beş dakika önce organını aldılar yani niye taşşak peşinde <laughs> sonra tekrar döndü rüyamda dedi çok güzel kadınlar gördüm dedi sen kimsin dedi yine döndü yine bize öyle <laughs> oh dedim yani adam başka dünyada çok garipti ya Allah kimse yine de hastaneleri ben şimdi gülerek anlatıyorum belki birçoğunuzun hastaneyle ilgili garip tabi üzücü anıları da olabilir ama Öyle size dedim. Neyse ameliyatı oldu? Çok şükür şimdi iyi taburcu oldu. Annem üstüne salgından dolayı hastalandı. Ona bakıyor şimdi. Bu ama ameliyat oldu ama anneme bakıyormuş. Onu atlattık çok şükür. Tabii ya trol adam ya. Ama bak ciddi trol yani böyle şey trol. E trol değil. Mimik yok ama trollüyor. En büyük sıkıntım bu ya. Şimdi ben de bel millet olacağım ya belki. Acaba izin alabiliyor muyuz? Yani rica edebiliyor muyuz hastaneye? Kardeşim beni lütfen herhangi bir şekilde biriyle ayılana kadar denk getirtmeyin diyebiliyor muyum? Müsaade ederler mi? Çünkü ben hiç kendime güvenmiyorum. Babam anlattı hastanedeyken bademcik ameliyatı olduğumda işte 6-7 yaşlarımda tam emin değilim 4 müydü 6-7 miydi neydi? Narkoz yiyince ayıldığımda 3 tane hemşire... Zapt edememiş beni ben çıldırmışım uyandığımda ama bilincim açık değil sadece kaçmaya çalışmışım yani bağıra bağıra bırakın beni bırakın beni deyip çok zorlamışım tutamamışlar yani tutamamışlar değil mi? güçlü olduğum için değil yani hani ne oluyor lan bu çocuğa diye tutamamışlar beni e bu yaşımda ben narkoz alırsam <laughs> çok farklı şeyler yaşanabilir yani. O yüzden deneyeceğim rica etmeyi. Aynısı bende de olmuş abi. Ülkeyi fethedersin bu yaşta yok lan. 15 kere ameliyat oldum sana bir şey olmaz abi geçmiş olsun. 15 tane ameliyat oldun lan. Hayır hayır aşağıda zaten bir miktar uyanmasını bekliyorlar sonra odaya getiriyorlar ama. Ben de bir yarım saat beklesinler soğukta bir şey olmaz. Sarı storiesinden beri uyuyamıyorum. Hastane mevzusu o işte atlattık arkadaşlar. Ondan sonra taburcu oldu. Eve gittik. <laughs> Niye ben de diyorsunuz oğlum? Ne ne alaka? Sarıyı atamaz mıyım yani? <laughs> bir hemen şey yazmış. Amına koduğum yayında sorduğumuz zaman ağzını kıvırıp geçiştireceğim amına. Ay delirmiş çocuk. He öyle yapacağım dedim. Amına koduğum dedi. Böyle değişik bir iletişim kurdum biriyle. Arkadaşlar benim bu, bu tip konuları çekmeyin ya çekmeyin sonra suçlu oluyorum Saru'yu çektim demek ki sarıyla bir buluşmuşum amına koyayım Saru'yu gördüysem sarıyla bir, bir iletişime geçtiysem demek ki bir şey yapmışım yani bu kadar daha da konuşamıyorum Saru kim amına koyayım Saru'dan da nefret ediyorum bu arada. <laughs> Abi yeni e, e, ne? Abi yeni bir şarkı çıkardım ya dur şu tam ben farklı bir şey ilk başka bir mesaj okudum seninkine denk geldi. Aynen. Aynen, aynen, aynen 50 50 ha. Elle. Şu an beni yüzüme sırıtarak bakıp benim böyle bir şeylerimi çözmeye çalışmaya çalışmaya çalışan insanlar var değil mi şu an? Hele. Bir şimdi ya. Biraz daha mı zorlasak lan? Var değil mi şu an öyle tipler var? Ama bir yandan da şey diyor değil mi? Amına koduğum lan. Bir, iki yıl, iki yıl ya. Hep geçiştirdin amına koyayım. Bir starta basmak bu kadar zor mu? <laughs> hem kızıyor hem istiyor. Yok öyle bir starta basmakla ilgili bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Lütfen bunu da ciddiye almayın isterseniz. <laughs> öyle. E, bu konuyu Utku hoş geldin kardeşim. Utku siktir git. Utku bak. Ben yayındayım tamam mı? <laughs> ben yayında olduğum için. Bak ekipteki kimseye bir bok olmuyor. Amın hiçbir şey olmuyor.